Başkan Erdoğan söylediği gibi şehitlerin kanı yerde kalmadı. Şırnak kırsalında başlatılan operasyonlarda teröristlerle sıcak temas vardı. Türk Silahlı Kuvvetleri sınır ötesinde de sıcak takipte bu arada. O notu da düşelim. Irak'ın kuzeyindeki PKK hedefleri sabaha karşı vuruldu. Suriye'nin kuzeyinde, Tenefat çevresinde ise bugün yine silah sesleri yankılandı. YPG'li teröristlerin açtığı taciz ateşine ÖSO ve Türk Silahlı Kuvvetleri anında karşılık verdi. Mehmetçik operasyonda, teröristlerin peşinde. Hem havadan hem de karadan abluka büyüyor. Şehitlerin kanı yerde bırakılmıyor. Gece boyu sınır ötesini gözetleyen insansız hava araçlarının tespitleri harekat merkezinde değerlendirildi, koordinatlar belirlendi. Sabaha karşı havalanan P-16'lar rotalarını Irak'ın kuzeyine çevirdi. Milli Savunma Bakanlığı, Hakurk ve Avaşin Basyan bölgelerindeki teröristlere ait silah mevziği, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiğini açıkladı. Şırnak Gabar Dağı'nda iki askerin şehit düştüğü bölgede hava destekli operasyon sürüyor. Taarruz helikopterlerinin teröristlerin kaçış istikametlerini yoğun ateş altına aldığı, karadan da komandoların Skorsky tipi helikopterlerle hakim tepelere indirme yaptığı belirtiliyor. Teröristlerle zaman zaman sıcak çatışma yaşanıyor. Tunceli'de de operasyon var. Jandarma timleri Hozat ve Ovacık kırsalında teröristlerin kullandığı 14 sığınak ve barınak tespit etti. Mağaralarda 7 kilogram C4 ile hazırlanmış 2 adet el yapımı patlayıcı ve aralarında fotokapan, infilaklı fitil, tüp ve televizyonun da yer aldığı çok miktarda malzeme ele geçirildi. Irak sınır hattında ve yurt içinde teröristlerin ensesinde asker. Gözler bir yandan da Suriye'nin kuzeyinde. Özgür Suriye ordusunun YPG'li teröristlere karşı başlattığı harekat sürüyor. Sabah saatlerinde teröristler ÖSO unsurlarının bulunduğu noktaya taciz ateşi açtı. Hemen karşılık verildi. Tel Rifat ve Minnak hava üssü çevresinde Rus asker ve polislerinin bulunması nedeniyle operasyonun temkinli yürütüldüğü, YPG'li teröristlerin kesin tespit edilmesinin ardından ilerleme kaydedileceği öğrenildi. Sıcak nokta Azez'in Türkiye sınırı tarafında da hareketlilik vardı. Aralarında sinyal kesici araçların da bulunduğu zırhlı araçlar güvenlik önlemleri alınarak Öncü Pınar sınır kapısına yönlendirildi. Askeri araçların bölgede başlatılacak olası operasyonlarda kullanılacağı belirtildi.